Güzel bir vlog başlangıcı oldu. Güzelce güneş vuruyor içeri. Ben de duşumu aldım. Şimdi de bildiğimi uyandırıyorum. Bir türlü uyanmak bilmiyorum. Yumurtamı haşlıyorum. Filtre kahvemi demliyorum. Demliyorum. Uzun bir gün olacak, o yüzden enerjimin yerinde olması gerekiyor. Saçlarımı kurutuyorum. Saç kurutma makinesi sesleri çoğu insanın hoşuna gidiyor. Süpürge sesiyle uyanlar da varmış. Bu şekilde hazırlandım. Hazırlanıyorum. Daha doğrusu da hala benim bir yere gitmek için hazırlanmam gerçekten bir saat buluyor. Öyle duş alıyorsam daha fazla. O yüzden çok erken kalkmam gerekiyor ve genelde hep bir şeyler unutuyorum. Mesela şu an olduğu gibi eve geri dönüyorum çünkü filtre kahve makinesinin fişini takılı unuttum. Akşam eylemlerde kalacağım, o yüzden poşetimi hazırladım, candımı. Ve işte Eylül'ü. Şimdi yine kahve içeceğiz çünkü iflah olmaz, birer filtre kahve bağımlısıyız ikimiz de. Ve bu KFC'nin filtre kahvesi sadece 1 TL. Kadıköy'e doğru yola çıktık. Metrobüse bindik. Kadıköy'e doğru yola çıktık. Metrobüse bindik çünkü Kadıköy'de işlerimiz var. Güzel bir iş için gidiyorum Kadıköy'e. İşte geldik. Kübra'yla buluştum. Mevzudan Kübra bana ulaştı ve ASMR ile ilgili çok güzel bir projesi olduğunu söyledi ve biz de o proje üzerine bir toplantı yapıp hem de tanışıp fikirlerimizi birbirimizle paylaştık. Güzel ve verimli bir gündü açıkçası. Çünkü ASMR ile ilgili çok güzel bir proje ve Türkiye'de ASMR'ın bilinirliğinin artmasına yardımcı olacak bir proje bence. Diğer Türkçe ASMR yapan arkadaşlarımla ilgili de konuştuk ve bence çok güzel olacak. Bu arada ajandamla ilgili konuşuyoruz şu anda. Yani beni bilenler bilir, ajanda tutmaya bayılıyorum ve yazı yazmak olsun, stickerler yapıştırmak olsun çok seviyorum. Ajandam birazcık daha dolduktan sonra ajandamla ilgili de bir ASMR videosu çekeceğim. Bir haftayı nasıl düzenlediğimle ilgili filan. Yiyemiyorum bu arada masadaki şeyler çünkü hepsi glutenli. Çünkü benim gluten hassasiyetim var. Toplantımız bitti ve çıktık Kadıköy'de, biraz dolanacaktık. Köpeğin tatlılığına bakar mısınız? Biraz dolanacaktık ama elimin birazcık midesi bulandı. Biz de beyaz leblebi aldık. Midesini bastıracağını düşündüm ve beyaz leblebimizi yiyoruz. Beyaz leblebi çok seviyorum. Ve sonra spor salonuna geldik. Bu hafta her gün spor yapacağıma dair gelme söz vermiştim ama aşırı yüklenmişim kendime. O yüzden vücudum çok ama çok acıyor. Sanırım bir iki gün dışında her gün yaptım yine de. O bir iki günde dinlenmem gerekiyordu zaten bence. Burada salondaki dolabımda yedek kıyafetlerimi bıraktım. Sporumuzu yaptıktan sonra akşam eylemlere gittik ve gerçekten kalkamadık bile yerimizden. Yemek yedikten sonra hele bayağı yorgunduk. Yattık ve televizyon izledik. Zaten erkenden uyuduk. Cuma günü uyandık ve yine hazırlanıyoruz. Benim bir miktar karnım ağrıyor ve uykum var. Kendime gelemiyorum bir türlü ama yine de spora gittik. Bir 15 dakika
abimizin evinde hep birlikte vakit geçirdik. O yüzden çok 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 keyifli bir akşamdı. Şimdi onların yataklarını yaptım. Onları salonda bırakıp odama doğru gideceğim. Vedalaşıyorum onlarla. İyi geceler diliyorum ikisine de. Gerçekten çok keyifliydi. O kadar motive oldum ve o kadar iyi vakit geçirdim ki. Herkes uyuduktan sonra saçımı ve makyajımı yaptım ve Miyoshi'nin saç düzleştirici tarağının videosunu çektim akşam. Gerçekten insanın morali düzgün olunca her şeyi yapabiliyor. Bu da benim küçük stüdyom. Odam da bu şekilde bir kurguyla yapıyorum. Cumartesi günü annem mükemmel şeyler hazırlamış bize. Gerçekten inanılmaz mükemmel şeyler. Yani zeytin salatası, bayılıyorum. Domatesli bir sos, bir de omlet. Fark ettiyseniz glutenli şeyler yok masada. Çünkü hiçbirimiz gluten tüketmiyoruz. Eylem de çölyak hastası. Ben çölyak değilim ama gluten rahatsız ediyor. Onlar için fark etmiyor gerçi. AVM'ye doğru yola çıktık. İnanılmaz soğuktu hava ve henüz kar yağmaya başlamamıştı. Ertesi gün neler olacağından habersizce alışveriş yaptık. Güzel bir şeyler aldım ve sonra tekrar spor salonuna geldik. Salonun aşağısında Starbucks var. Bir de orada beni bekliyormuş. Nur eve gitti. Eylem yukarı çıktı. Ben de bir damla oturup biraz kahve içtim. Aldıklarımı gösterdim ona. Şöyle güzel bir stiletto aldım. Benim hiç siyah düz stilettom yoktu. Böyle önü kapalı. Birden benimle uğraşıyor yine. Ve salondayım. Bugün sporumuzu eylemle değil birdenle yaptık. Çünkü ben bacak çalışacaktım bugün. Eylemin üst vücut antrenmanı vardı. Gerçi benim de full body üst vücut şeyleri var ama bizim programlarımız biraz farklı. Birden bugün bana eşlik etti sporumda. Sonra birdenle eve geldik ve yine yiyorum. Gerçekten spor sonrası yemek yemek o kadar keyifli ve o kadar güzel ki. Ve pazar günü kar yağışına uyandım. İnanılmaz mutlu oldum çünkü uzun zamandır bahçeyi de etrafta böyle beyaz görmüyordum ve gerçekten inanılmaz mutlulukla etrafı seyrettim bir yarım saat filan. Zaten öyle güzel güneş vuruyordu ki erken uyandım diğer günlere nazaran. Sonra kar yağışı yine uykumu getirdi. Tekrar yatağa girdim. Şimdi birden beni tekrar kaldırmaya çalışıyor. Ama o kadar huzurluydum ki o cama bakarak o şekilde uyumak. Annem fıstık ezmesi yapıyor. Normalde dışarıdan almıyoruz. Fıstıkları kendi yapıyor. Kakaolu yapmasını istedim. İçine kakao kattı. O kadar güzel oldu ki. Birazcık da balla tatlandırdı. Siz de deneyin bence. Bez bebek bağımlısı oldum da bu aralar sürekli bez bebek izliyorum. Ve şimdi dışarı çıktık. Kar yağışına eşlik etmeye ve kar topu oynamaya. Henüz kar o kadar tutmamış ama uzun zamandır bu kadar bile tutmuyordu kar, o yüzden çok güzeldi benim için. Karları bir şekilde hissetmek, elinde ezmek çok mutlu ediyor beni. Annemin annemle benim kayıt olduğumuz bir yere, bir spor kulübüne aidat ödememiz gerekiyor. O yüzden dışarı çıktık aslında. Ama çıkmışken kar topu oynayıp eğlenelim dedik. Zaten evden çok uzaklaşmayacaktık. Annemle üye olduğumuz bir spor kulübü var.
işimizi hallettikten sonra birden muv kiraladı. Hava da zaten artık güneşlenmişti filan ama yemek yemeye gitmek istedik. Ama tabii önce alışveriş yapmışız. O kadar soğuktuk ki gidip Ojo'dan warm tie aldım. Ve bu kışa yaptığım en iyi yatırım oldu çünkü o günden beri başka bir şey giymiyorum altıma. Hala şu an yani her gün dışarı çıkarken onu giyiyorum. Aa evet, ben bunu unutmuşum. Diyanara gittik ve ben yine yeni bir kitap almak istiyordum. Kitap okuma alışkanlığımı son zamanlarda bayağı bir kaybettim. O yüzden Stephen King'in bir kitabını aldım. Son zamanlarda korku filmlerine aşırı sarmış durumdayım. Deli gibi korku filmi izliyorum. Bir de üstüne Stephen King kitabı aldım, bakalım. İnşallah bilinçaltım iyice mahvolmaz. İyice güneş açmıştı. Biz de yemek yemeye geldik. Senin upun yemeklerini canımız çekti. Fişekhanede Senin Up diye bir restoran var. Ve inanılmaz güzel bence yemekleri ve büyük porsiyonları. 3 kişi otursak doyabileceğimiz bir masada 2 kişi bütün her şeyi yedik. Gerçekten çok açtım, bir de soğuk ve yürümek zor olduğu için soğukta insan daha çok acıkıyor, midesi kazınıyor iyice. Buranın en sevdiğim özelliği ayçiçek yağı kullanmamaları, çoğunlukla sıvı yağ. Yani zeytinyağı kullanıyorlar, sıvı yağ kullanmıyorlar ayçiçek. Glütensiz beslenen biri için çok güzel seçenekleri var. Bastırmalı humusu çok 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 güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Yemek yedikten sonra aşırı üşüdüğümüz için tekrar bıraktığımız muva geri döndük ve eve döndük. Kar yağışı o kadar tatlı olmuştu ki uyuyakaldık ve sonra uyanıp tekrar çalışmak için evin yakınındaki kahve dünyasına gittik. Bir damla. Ceren'i uzun zamandır görmemiştim. Onu da çağırdık. Onunla biraz oturduk, sohbet ettik, kahve içtik. Ceren bilirsiniz benim çok çok uzun zamandır arkadaşım ve onunla bir tekrar gıybet videosu istiyorsunuz. Onu da en kısa zamanda çekeceğiz zaten. Ay, saçlarının rengi çok güzel görünüyor. Ben uyuyup uyan